Arkadaşlar Türk İslam tarihi içerisinde incelememiz gereken bir başka Türk devleti Büyük Selçuklu devletidir. 1040 yılında kurulan Büyük Selçuklu devleti 1157 yılına kadar varlık göstermiştir. Kurucuları Selçuk Bey'dir. Devletin merkezi Rey kentidir. Yani bugün İran'ın başkenti olan Tahran'dır. Dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti arkadaşlar İran'da kurulan bir Türk devletidir. Bu anlamda İran kültüründen yani Fars kültüründen de oldukça etkilenmiş olan bir Türk devletidir. Özellikle e, İran'da kurulduğu için devletle halk arasındaki bağı daha kolay koruyabilmek için daha çok devlet memurluklarına İran kökenli kişileri getirmişlerdir. Bu da özellikle resmi dilin Farsça olmasına sebep olmuştur. Evet kurucuları Selçuk Bey'dir dedik. Devletin merkezi Rey'dir ve resmi dilleri Farsçadır. Ancak büyük Selçuklu devletini kuran boy yani Selçukluların kökeni yani menşeyi Oğuzların e, Kınık boyudur. Burada önemli bir notumuz var. Selçuk Bey'in ölümü üzerine Oğuzların başına Arslan Yapku geçmiştir. Karahanlı ve Gazneliler Arslan Yapku'nun faaliyetlerinden rahatsız oldukları için Arslan Yapku Gazneli Mahmut tarafından hapsedilmiştir. Bunun üzerine de devletin başına Tuğrul ve Çağrı Beyler geçmiştir. Öncelikle arkadaşlar Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemine bakalım. Tuğrul Bey özellikle daha çok devletini yöneten kişi, Çağrı Bey daha çok ordu üzerinde etkili olan ordu komutanı olarak görev yapmıştır. Göktürklerdeki Bilge Kağan ve Kültigin gibi iki kardeş olarak ülkeyi yönetmişler. Gazzenilerle mücadele ettiklerini görüyoruz biz öncelikle. Dolayısıyla Tuğrul Bey döneminde Gazzenilerle 1035 tarihinde Nesa, 1037'de Seras ve en son nokta 1040 yılında Dandanakan Savaşı yapılmış ve Dandanakan Savaşı'nda Gazneliler yenilgiye uğratılarak yıkılış sürecine girmişlerdir. Bunun dışında Tuğrul Bey dönemindeki bir başka önemli gelişme 1048 yılında meydana gelen Pasinler Savaşı'dır. Arkadaşlar Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşmiş. Hatta bu savaşta Gürcü Krallığı'nın da Bizans'a yardım ettiğini görüyoruz biz. Bu savaşın arkadaşlar önemine baktığımızda Anadolu'nun fethine yönelik ilk adımdır. Aslında biz bu olaydan önce yani Pasinler Savaşı'ndan önce Büyük Selçuklu ordularının Çağrı Bey komutasında Anadolu'ya keşif seferleri yaptığını görüyorduk. Yani Anadolu'yu tanımak, keşfetmek ve ganimet toplamak için seferler yapılmıştı Çağrı Bey tarafından. Ancak bu yapılan seferler fetih amaçlı değildi. Bu anlamda Pasinler Savaşı'nın önemi büyüktür. Yani Pasinler Savaşı ise Anadolu'yu fethetmeye yönelik olan bir savaştır ve bu yöndeki ilk adımdır. Bir başka önemli özelliği ise Büyük Selçuklarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Pasinler Savaşı'nı Büyük Selçuklu Devleti kazanmış Bizans yenilmiştir. Türklerin Anadolu'ya girdikleri, Anadolu'yu fethettikleri savaşın Malazgirt Savaşı olduğunu düşünürsek Pasinler Savaşı arkadaşlar Malazgirt Savaşı'na da bir anlamda zemin hazırlayan savaştır. Arkadaşlar Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemindeki bir başka önemli gelişme 1055 yılında meydana gelen Bağdat Seferidir. Bağdat Seferi'nin için çıkmış Şii Büveyhoğullarının Bağdat'a saldırması ve bu dönemde Bağdat'ta bulunan Abbasi Halifesinin Tuğrul Bey'den yardım istemesi üzerine çıkan bir savaştır. Bu anlamda Büyük Selçuklular Abbasi Halifesine yardım edebilmek amacıyla bu savaşa katılmışlar. Büyük Selçuklularla Büveyhoğullarının savaştığını görüyoruz ve Büyük Selçuklu Devleti'nin savaşı kazandığını görüyoruz. Bağdat Seferi'nin önemi Türk İslam tarih açısından, Büyük Selçuklu tarih açısından büyük. Sonucuna baktığımızda Abbasi Halifesi Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanını vermiştir. Peki Abbasi Halifesi'nin Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanını vermesinin önemi nedir? Böylece İslam dünyasında artık siyasi üstünlük Türklere geçmiştir. Ancak dini lider hala halifedir. Bu durum dinî otoritenin ve siyasi otoritenin de birbirinden ayrıldığını gösterir. Yani Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını alması, bir anlamda Turul Bey'in bu unvanı alması artık İslam dünyasındaki siyasi üstünlüğün Türklerde olduğunun göstergesidir. Büyük Selçuklu devletindeki bir başka önemli dönem Alparslan dönemidir. Alparslan döneminde öncelikle Türk tarihindeki, Selçuklu tarihindeki en önemli kişiliklerden birisi olan Nizamülmülk vezir yapılmıştır. Bunun dışında Alparslan kendi döneminde Kars ve Ani kalesini ele geçirmiş. Hatta Kars ve Ani kalelerinin fethiyle birlikte Abbasi halifesi tarafından Ebul Feth ünvanıyla yani fetihlerin babası ünvanıyla ünvanlandırılmıştır. E tabi bunun dışında Büyük Selçuklu tarihinde ve Alparslan döneminde meydana gelen en önemli gelişmelerden birisi 1071 yılında meydana gelen Malazgirt Savaşı'dır. Anadolu'da Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans karşı karşıya gelmişler. Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti'nin amacı artık Anadolu'yu fethetmektir. Çünkü Türk devletlerine baktığımızda biz Karahanlıların öncelikle Türkistan'da kurulduğunu görüyoruz. Sonra Gazneliler biraz daha batıya gelerek Afganistan civarında kurulmuşlar. Büyük Selçuklular da İran Horasan bölgesinde kurulmuşlardı. Yani Türk devletleri artık yavaş yavaş batıya yani Anadolu'ya doğru gelmektedirler. Dolayısıyla artık Selçukların hedefinin Anadolu olduğunu görüyoruz biz. Bizans'la karşı karşıya gelirler. Malazgir Savaşı'nı Büyük Selçuklu Devleti kazanır. Hatta bu savaşın kazanılmasında Bizans ordusunda paralı askerlik yapan ve bir Türk boyu olan Peçeneklerin taraf değiştirmesi de Büyük Selçuklu tarafına geçmesine etkili olmuştur. Malazgir Savaşı gibi Türk tarihini yakından ilgilendiren önemli bir savaşın beraberinde getirdiği önemli sonuçlar da var. Özellikle öncelikle biz e, Türklerin Malazgirt Savaşından sonra artık yavaş yavaş Anadolu'ya girmeye başladığını görüyoruz. Yani bir anlamda en sık kullanılan tabiriyle Anadolu'nun kapıları artık Türklere açılmış. Yani Türkler yavaş yavaş Anadolu'ya girmeye başlamışlar. E, Türkler artık Anadolu'da Malazgirt Savaşından sonra varlık göstermeye başlamışsa, artık arkadaşlar bu durum Türkiye tarihinin de başlangıcıdır bir anlamda. E tabi bundan sonra Bizans mecburen Türk akınlarıyla, Selçuklu akınlarıyla uğraşmak zorunda kaldığı için Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı da bir anlamda azalmıştır artık. Bizans Selçuklu akınlarıyla uğraşmak zorunda kaldığı için mecburen Türkler batıya doğru ilerledikleri için Bizans geri çekilmek zorunda kalmış ve Türk ilerleyişini durdurabilmek için de Avrupa'dan yardım istemiş. Bu durum Haçlı seferlerine de zemin hazırlamıştır. Tabii ki Haçlı seferlerinin tek sebebi bu değildir ama Haçlı seferlerine zemin hazırlayan bir olaylardan birisi de Malazgirt Savaşı'dır. Bunun dışında Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi arkadaşlar şimdi bahsedeceğimiz nokta. Anadolu'nun fethini hızlandırabilmek için Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan emrindeki komutanlara fethedilen topraklar fethedenin malıdır siyasetini uygulatmaya çalışmış. Yani buna göre Alparslan kendi komutanlarına diyor ki Anadolu'ya girin fethettiğiniz topraklar sizin olsun. Fethedilen topraklar fethedenin malıdır. Bunun amacı Anadolu'nun fethini hızlandırmaktır. Bir anlamda Türk İslam kültürünü Anadolu'ya daha hızlı sokabilmektir. Bunun sonucunda da komutanlar Anadolu'ya girmişler ve ele geçirdikleri yerlerde kendi feodal beyliklerini kurmuşlardır. Dolayısıyla böylece Anadolu'da 1. Beylikler dönemi başlamıştır. Yani Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi de Anadolu'da artık 1. Beylikler döneminin başlamasıdır. 1. Beylikler arkadaşlar, Erzincan civarında kurulan Mengücekler, Ege bölgesindeki İzmir Çaka Beyliği ki denizcilikle uğraşan Türk tarihindeki ilk denizci Türk beyliğidir Çaka Beyliği. Onun dışında Sivas civarında yerleşen, daha çok Orta Anadolu'ya hakim olan Danışmentler Diyarbakır-Mardin hattı üzerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan Artuklular ve Anadolu'ya gelip ilk kurulan Erzurum civarında kurulan Beylik Saltuklular olmuştur. Müzik